Merhaba sevgili izleyiciler. Muğla Türkiye ekranlarında Muğla'mızın sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz. Ama taşımalı eğitimin 15 tatil süresinin başladığı dakikalarda çok ciddi anlamda bir sorun var. Çünkü bu yolda, görebildiğiniz bu yolda kar, yağmur, çamur döneminde öğrenci taşıyan servis şoförlerimiz ve öğrencilerimiz zor durumlar yaşıyor. Bu gelen ihbarlar üzerinde de biz de yerinde inceleme yapmak istedik. Şu an hava yağmurlu. Biraz sonra eğer belki kısmet olur bilemem yağmurun altında kalabiliriz ama taşımalı eğitimin yapıldığı nokta yalnız büyükşehir yasasıyla başımıza gelen en büyük dertlerden bir tanesi. Şu an neredeyiz? Avcılar Mahallesi'ndeyiz ama eskiden biliyorsunuz orası da ayrı bir mahalleydi. Şimdi Avcılar'a bağlandı. Mutlu Mahalle yol arasındayız ve burada lise öğrencilerimiz taşımalı eğitimle okullarına gitmeye çalışıyor. Her sabah erken saatte kalkıyorlar. Tabii ki şöyle bir zorluk var. Yağmurlar çok fazla olduğu zaman bu bölgede biliyorsunuz göçükler oluşuyor. Bu bölge çok fazla yağış alan bölgelerimizden bir tanesi. Ama ne hikmetse Muğla Büyükşehir burayı ben hayır dedi, Menteşe Belediyesi'ne bağladı. Ama Menteşe'nin de coğrafi yapısı ve konumuyla yaşam alanlarının en zor olduğu noktalardan bir tanesi. Burada yol yapım çalışmaları başlamamış. Böyle atıl durumda duruyor. Biraz sonra asıl göstereceğimiz noktalar inanın içler acısı olacak. Sizlerle bunları paylaşmak istiyoruz. Evet, elçiye zeval olmuyor. Ben halkın sesi olmaya, Muğla Türk ekranlarında halkın sorunlarını yansıtmaya devam edeceğiz ama kelimeler kifayetsiz kalıyor. Turizm bölgesiyiz ya, sözde turizm bölgesiyiz. Her zaman ben çocuklara mikrofon uzatmayı seviyorum. Diyoruz ki biz asıl zaten geleceğimizi onlara teslim edeceğimiz için onların da dertlerini dinlememiz gerekiyor. Seni tanıyabilir miyiz? Evet. Adın ne? Dursun. Dursun, nerelisin sen? Dursun Şakar. Dursuncum, buranın, bu mahallenin adı ne? Bu köyün adı ne? Avcılar. Peki Dursuncum, bu yolların yapılmasını istiyor musun? Evet. Çamur sizi rahatsız ediyor mu? Evet. Ayakkabıların çok kirleniyor mu? Evet. Anneden fırça yiyor muyuz? Evet. İşte anlatmaya çalıştık çünkü bu çamurda biz de naylon çizmelerimizle geldik sevgili izleyiciler. Yıl 2018 ama Menteşe'mizin bu mahallesinin yollarının bir an önce yapılmaya ihtiyacı var. Çocuktan da haberi aldık. Şimdi her konuştuğumuzda başka bir şey öğreniyoruz. 10 yıldır projelendirilmiş bir yol aslında yapılırsa. Teyzeciğim, seni tanıyabilir miyiz ablacığım? Ben Güldane Şakar. Güldane ablacığım, burayı en iyi anlatacak olan sensin bize. Çocukların çamurlarıyla kıyafetlerini yıkayanlar da sizlersiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Yetkililerimizden ne istiyoruz? Ya yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Her zaman sabahleyin yarım saat önce çıkacak çocuklarımız. Erken ezandan yolu çıkıyorlar. Ezanla çıkıyor, çocuk hazırlıyoruz, yol kenarlarında bekliyoruz çamurda, soğukta. Yollarımız düzgün olsa bir an önce çocuklarımız 10 dakikada, 15 dakikada varacağı yola 1 saatte gidemiyorlar. 1 saatte gidemiyorlar. 1 saatte gidemiyorlar. Traktörlerle çekiyorlar, çamurlarda batıyorlar, yollarda araçlarımız. Araçlarda yolda kalıyor. Yolda kalıyorlar, traktörler çekiyor. Eyvah. Sıkıntılıyız. Peki, yollarımızdan çok sıkıntımız peki var. Peki yetkililerimize ne söyleyeceksin? Hani şu ana kadar buraya gelmedi mi? Burası şu an Bahattin Gümüş'e bağlı, Menteşe Belediyesi'ne bağlı. Gelmediler mi? Sizi dinlemediler mi? Yetkililerimizden yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Merhabalar, siz tanıyabilir Merhaba. Miyim? Ömer Akçay, Avcılar'dan. Ömer Bey abicim, burası ne kadar zamandır böyle? 10 yıl oldu bu program alınalı yani. Boyunu geri geri kalıyor. 10 yıl önce bu mahalle arası yol? Asfalt pilonuna alındı yani.
O zaman da Menteşe Muğla Belediyesi'ydi değil mi? Muğla Belediyesi'ne bağlıydınız. Muğla Belediyesi'ni sonra geçtikten de. Sonra Büyükşehir'den sonra Menteşe'ye bağlandınız ama değil mi? Evet evet. Önce Muğla Belediyesi'ndeydiniz. Evet evet. 2014'te Büyükşehir yasasıyla Menteşe Belediyesi'ne bağlanan mahallelerimizden. Evet. 10 yıl önce programı alırdı. Buraya hiç siyasetçiler gelmedi mi? Geldiler. Geldiler, yapacağız diyorlar. Öyle kalıyor yani. Yapılacak deniyor, kalıyor. Peki bütçede mi yokmuş, para mı yokmuş? Bir aksilik oluyor işte mutlaka. Demek ki bütçeyi başka yere mi kaydırıveriyorlar? Ne ediyorlar? Biz de aklımız emer. Peki servislerin en büyük sıkıntısı var. Özellikle taşımalı eğitim olduğu süreçte çocuklarımızın geç kaldığı konusunda bilgi var. Bu yollardan mı kaynaklanıyor? Evet, evet. Yoldan oluyor, yoldan evet. Peki traktörle çektiğimiz zamanlar var dediniz. Yok, şu yolda ben traktör çok arabamı çektim yani. Okul taşıcılığı ilk ben başladım bu köyde. Batar traktör, çakıl makıl atıldı ondan geri nispeten geçiliyorum. Bu halde yollarımız yani. Bu halde. Yetkililere ne söylemek istersiniz? Ve siyasilerimize. Çünkü çok merak ediyorum. Burada siyasetçilerin önemi ve şeyi çok fazladır sevgili izleyiciler. 10 yıl önce plana alınan bir yol neden hala yapılmaz? Yetkililerimiz ne diyelim? Şu yolumuz bir evvel yap verilirse isteğimiz bu. Çok fazla bir şey beklemiyoruz. Evet, yeter ki yollarımız olsun yani. En önemli yol. Bir çakıl döküp bir mıcırlayabilirler. Evet. Asfalt yapabilirler. O da olur. Bir de asfalt planı vardı. Neye geri geri kalıyor? Aranan konu bu. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bizden söylemesi olarak gördüğünüz gibi çamurda hayatımıza devam ediyoruz ama biz burada yaşamıyoruz. Kısa günlük geldik ama düşünün, çocuklarımız sabahın çok erken saatlerinde yola çıkıyorlar. Çünkü okula gitmeleri gerekiyorlar. Çünkü onlar için en önemli şey, geleceğimizin en önemli noktası eğitim. Ama ne yazık ki bir saat önceliği var. Yani aslında 15 dakikaya Muğla'ya ulaşabilecek ya da en yakın okula ulaşabilecek çocuklarımız bir saat öncesinden sabahın ayazında, yağmurunda, çamurunda sokağa çıkıyorlar. Ama her an şu da karşılarına gelebilir. Yol kapanabilir, balçık yuvası haline gelebilir ve araçlar yolda kalabilir. 10 yıl önce projelendirmişsiniz, siyasetçilerimiz gelmiş, seçim sürecinde bu noktalara gelmişler. Belki belediye başkanlarımız da gelmiştir ama 10 yıldır bu yol neden yapılmıyor? Bir sormak lazım. Bizden söylemesi bakalım ileride bizi neler bekliyor. Bir şey sormak istiyorum sevgili büyüklerim, sevgili siyasilerim. Siz sabahın 7'sinde ya da sabahın 6'sında çocuğunuzu böyle bir yolda okula yollar mıydınız? Bence çuvaldızı önce kendimize batırıp sonra düşünmek lazım. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyim? Ben Hasan Duran Mansız. Hasan Bey amca, burası neresi mevki olarak? Burası Muğla'nın Menteşe Mahallesi'nin Mutlu Mahallesi yani. Menteşe Belediyesi'ne bağlı. Menteşe Belediyesi'ne bağlı Mutlu Mahallesi, avcıların yani. Avcılara ait. Evet. Peki, avcılarda şey var, asfalt var, bizim mahallemizde yok. Mesela bu Fadıl mevkisinden beri geldiğiniz yere bağlı. Buraya kadar hiçbir asfaltımız yok. Yıllardan beri böyle geçiyoruz işte. Peki 10 yıl önce buranın asfalt projelendirilmesi yapılmış. 10 yıldır buraya siyasetçi gelmedi mi? Gelmişti kızım da basit geçmişler. Demek ki gömemişler bizi herhalde bu oda. Peki yaşadığınız sorunları anlatır mısınız? Burada neler yaşıyorsunuz? Bu oda ben 79'un sonunda aldım işte traktörü. Hiç o zamanlarından beri bu yana böyle çamurda geziyoruz biz 79'dan beri. 79'dan beri 40'ın üstünde yani traktör. Bu olada ne hallerde geçtik. Hadi o zamanları zaman yoktu mesela, yapma şansımız da yoktu icabında. Ben düğün ettiğimde 76'da yapıldı bu yol. 1976'da? 76'da geçti burayı. Bozyer Köyü'ne bağlandı. Hala daha aynı şey devam ediyor işte. Biz 1976'da kaldık diyorsunuz. Evet.
Peki neler söyleyeceksin? Yetkililerimizden ne istiyorsun? Yetkililerimiz kızım bizi görsünler. Bir an evvel biz de kurtarsınlar bu işi yorgunluktan. Az önce güzel bir sözün vardı senin. Ha işi yaraya çıkıyor biz, eli uzaya çıkıyor biz, çamur yolda yürüyoruz daha hala. Çok güzeldi. Kısa günün özeti sevgili izleyiciler. El uzaya çıkıyor. Biz çamurda asfaltı diliniyoruz. Evet gerçekten şu an el uzaya çıktı. Biz asfaltta hayatımıza devam ediyoruz. Buna da şükür edeceğiz kızım. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Gene buna şükür. Şükür çocuğum ya. Ne edelim ya. Yapacak bir şeyimiz yok. O kadar ben bir zamanlara şu o da mandup bilir ha. Bir Şevket amcanı diyen birisi var. Onu traktörün üstüne yatırdım saman çuvalında. Saman çuvalının üstüne hamile boz yere götürdüm kızım. Gebe bu adam şey de yoktu. Ebe de yoktu da. Ona boz yere çıkardım. O doğum yaptı. O adam bora yine aldık geldik çuvalın üstünde. Ha şimdi ebeniz var. Şimdi de yok. Yok, yine yok. Boz yerde yine yok da. Hani o zamanlarki zamanda o saman çuvalının iki tanesini yatırdık. Hanımı onu da yatırdık o gelini. Üstünde o doğum yaptırdım geldim kızım. Ben bunları yaşadık çocuğum. Ha gene halimize şükür. Geçmiş şükür ya. Yani. Belki şu duyalı abiler de bizim bu işten kurtarlar. Bahattin Başkanımıza selam söyleyelim o zaman. En güzeli. Artık bir en güzel. Bizim hemşerimiz hiç değilse bir o görsün burayı ya. Kendi geldin mi buraya hiç? Görmedim. 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 Buraya gelmedi. Aşağı mahalleye gelmişti de burayı görmedim ya. O zaman onu bir bu yollardan geçirelim. Ben kızım aslına bakacak olursam bak. Yıllardan beri o işlere gönül vermiş bir insandım. Bir feda uğruna o işten ayrıldık. Siyasetten uzaklaştım. Yönümü başka tarafa çevirdim. Yollar ayrıldı. Duyan duysun bir şey yok bunda. Gönlüm başka yerde ama gelip yolunu yapsınlar artık. Yolu yapsınlar da niye diyorsa etsinler önemli değil. Parti de söz konusu değil bu işlerde. Hizmet önemli kızım. O kadarcık burayı asfalt ediverler bir geçiş bile iş değilse bu işe memnun oluruz. Bir zaman gelir de. İnşallah yazlardan olur. İnşallah. İnşallah da maşallah'a kalmış sevgili izleyiciler. Evet. Muğla'nın Avcılar Mahallesi'nde ne Mutlu Mahallesi'nin yolu. Mutlu Mahallesi'nin yolu inşallah da maşallah'a kalmış. Evet. Ey siyasetçiler, ey Muğla'nın bizim Muğla'nın siyasetine yön verenler bir zahmet gelin de bu çamurlu yollardan. Ama hadi ben uyanıklık yaptım naylon çizmeyle geziyorum. Ya burada ayakkabı dağıtımı yapın. Evet. Değil mi? Evet. Kaç tane torun var Allah nasip eder sende? Aşağı yukarı 6 tane falan. 6 torun. Burada da oğlanlar var mı? Hayır yok. Yok burayı çamuru terk etti. Biri huzur evinde mecburen gitti. O da çalışıyor. Bir tanesi de üniversiteye bittiydi. O da AK Parti'nin işyerinde çalışıyor. Orada çalışıyor. Gençlik kollarında burayı tercih etmiyorlar. Neden? Kızım da imama verdik. O da Muğla'da. Kızım da imama verdi. Ha. Siz kaldınız. Biz Muğla'da kaldık. Yılda kaç tane ayakkabı eskitiyorsun? Vallahi eski diyoruz o 3-5 tane eski diyoruz kızım. 3-5 tane. İşte naylon ayakkabı giymezsek çok eski de naylon ayakkabı çarıklı gibi hani işeden gelmeyimiz. 1979. Evet o 1979'daki ayakkabılarımıza ya da burada bir ayakkabı dağıtımı yapın. Bu mahallenin durumu vahim. Gördüğünüz gibi biz yine 2,5 yıl önce bu yollardan geçmiştik. Yine naylon çizmem. Allah'tan naylon çizmeler var. Dağıtmasınlar da yolumuzu yapsınlar. Gelin yolumuzu yapın ey siyasetçiler. Girmesinler. Hiç olmasa yol yapsınlar. Hizmet yapsınlar. İşte biz bunu söylüyoruz artık. Biz ciddi ciddi kalbimizden geldiği gibi sesimizi size duyurmaya çalışıyoruz. Ey siyasetçiler, ey büyüklerimiz. Lütfen bir zahmet bu yollardan bir geçin. Halimizi bir görün ama gelip görün. Neler söyleyeceksiniz mahallenizdeki yol problemiyle alakalı? Yol programla alakalı daha önceki yıllarımızda yani belediyemiz tarafından geçen 2016-2017 yıllarında bu asfalt olacaktı. Tabii programdaydı. Bu program teyir edildi. Şu anda 2018 yılına söz verdiler. Bilmiyorum ama halktan aldığımız tepkiye göre halk da tabii bu konuda bize sıkıştırıyor. Yani halk da haklıdır yani bu konusunda. Toprakta, çamurda
gezmesi için yani dolaşması için araçların zorlukla çekilmesi nedeniyle tabii bu konuda inşallah bu sene 2018 yılına Sayın Başkanımız Bahattin Gümüş bu sözü verdi. İnşallah biz de halka bu şekilde onur yani tavsiye diye şey söylüyoruz yani duyuruyoruz yani halkımıza. Yani 2018 Mayıs ayında havaların ısınmasıyla asfaltlar evet, çalışmaya başlayacak. Evet. Burada bir şeyimizi aldık. Sözümüzü ama inşallah aldık. İnşallah yani bu konuda geçen seneki yıl gibi 2017 yılı gibi birinci programda olan yola yani bir 2018'e atmaları benim de düşünceme kaldı. Halktan da bu konuda tepki yaratıldı. Biz de bu tepkilere gidermek için elimizden gelen imkana koşuyoruz. Gerekirse başkanına, gerekirse müdürleriyle diyalog içerisindeyiz bu konuda. Teşekkür ederim. Elçiye zeval olmuyor sevgili seyirciler. Her ne kadar sözlü ihsan edilsek affola bizden söylemesinde çocuklarımızın, geleceğimizin ve köylümüzün sesi olmaya çalıştık. 10 yıl önce tamamen asfaltlama için projelendirilen bu yol toplam belki 25 kilometre belki de 22 kilometre. Çünkü çok fazla ölçüm yapamadık. Keşke aracın kilometresine bakıp ona göre anlatabilseydik sizlere. Ama şunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz çamurdan sabahın altısında çocuklar bu çamurlu ve her an tehlike saçan yoldan sabah saat 6'da servislerine biniyorlar ve akşam da geri dönüyorlar. Siz olsaydınız çocuklarınızı taşınmalı eğitime verir miydiniz ve bu yolu kullandırır mıydınız sevgili siyasetçilerimiz? Hani her seçim zamanında bu köylere belki geliyoruz, belki gelmiyoruz. Çünkü hayatımızda siyaset her zaman var. Ama köy kahvesini de bu tarihte şu an bu bölge iyice üşüdü ve soğudu. Allah korusun. Bir kaza olursa mı ancak dikkate alınacak? Bir çakıllama çalışması yapılmış ama hayır, daha kış şartları yeni başlıyor. Hazır 15 tatil girmiş, ne yapabiliriz diye bir düşünmek lazım. Bizden söylemesi, biz köylümüzün, milletimizin ve Muğla'nın sesi olmaya devam edeceğiz. İyi seyirler. Dediğiniz bölge Avcı Muğla'mıza yaklaşık 45-50 kilometre mesafede kısa bir mahallemiz oluyor. Mutlu'da Avcı'nın mahallesine bağlı küçük bir mezrası diyelim. Hı hı. Biz bu yıl Menteşe Belediyesi olarak kısa mahallelerde yaklaşık 50 kilometre yol yaptık. Ki bu köylerde yol yapabilmek için de asfalt şantiyesi kurduk. İş makineleri temin ettik ve ihtiyaca göre, nüfus yoğunluğuna göre de bu yaz döneminde 50 kilometreye yakın asfalt yaptık. O dediğiniz bölgede Avcı Mutlu Asfalt bölgede yine bu yıl planlarımız dahilindeydi. Fakat yetişemedi diyelim artık.
Şu anda ekiplerimiz orada kış dönemi için geçici olarak çakıllama yapmaktadır. Ama havadan ısınmasıyla beraber Mayıs ayının ilk haftalarında ilk asfalt çalışmalarımızı yapacağımız bölgelerden bir tanesi olacak. Zaten muhtarımız, Avcı muhtarımız da sık sık geliyor, görüşüyoruz. O yol programımızda. Siz de hatırlattığınız için teşekkür ediyorum. Buradan Avcı köyündeki halkımıza bu yaz başlangıcında havanın ısınmasıyla beraber o bölgede asfalt çalışması yapacağını sizin huzurunuzda, sizlerin aracılığıyla köylerimize iletmiş olalım.